Evet, geldik. Yeni tur, yeni şans diyoruz. Kim için de? Berkant, Bedir İstanbul'dan. Çınarcık Liman'dan istek parça bekleyenler. Bir de İstanbul'da çok şanssız olduğunu söyleyen Fatma Hanım. İnşallah senin şansını da kırarız da. Cansu Tuna ve Rıdvan Antepli. Bununla mı devam edelim? Bir başka bir Değiştirelim. oyuna geçelim bence. Tamam, sırayla gidiyorduk zaten. Evet. Hadi bakalım, buna geçtik. Flamingo'nun Free 670 binde başladık. Şimdi hep kazana kazana üstte koya koya geldik. Şimdi bu beşlinin kazanma ihtimali azalıyor. Hep verecek diye bir şey yok sonuçta ama bunları belki 150 bin riske atabiliriz yani. Zaten son tur, daha başka isimleri yazmadım ben. 500'e kadar 170 Yok, bin bunlara gerçekten riske buyurun. atabiliriz yani. Berkant Beyliği İstanbul, Çınarcık Liman'daki arkadaşlar, Fatma Hanım İstanbul'dan şanssızlığı kabul etmiyoruz Fatma Hanım. İnşallah sen de şansın döner. Ama işte senin şanssızlığın aslında son tura kaldın. Herkes kazanarak üstüne koyarak geldi. Yani kazanmama ihtimaliniz var açıkçası ama neyse onların ben yanılırım da. Cansu Tuna ve Rıdvan Geldiğinde Antepli. kendisiyle tanışırız. Ne kadar Evet. şanslı olduğunu burada göreceğiz. İnşallah geldikleri zaman Göreceğiz. tanışırız yani. Ve gerçekten ne kadar şanslı olduğunu göreceğiz. İstanbul Çınarcık'taydı galiba. Yani Yalova'da. Evet. Yalova'da. Önceden İstanbul'da. İstanbul'a bağlıydı. Daha sonra Evet. Yalova'yı olunca çok güzel bir yer İstanbul'da, Çınarcık ya. Yalova'da gerçekten çok güzel yerler. Ülkemizin dört bir tarafı çok güzel zaten. İnsanıyla, kendisiyle. Aynen öyle. Bu arada Çınarcık'tan Cabir abiye bir selam göndereyim. Şimdi Cabir abiye göndermemişken Avni abiye göndermesem olmaz. Avni abi selamlar, başarılar. Cabir abi size de selamlar, sevgiler, saygılar. Umarım önümüzdeki ay belki geleceğim Çınarcık'a. Geldiğinde uğrarım yanınıza. Bununla mı değiştirecek acaba? Evet, ben de aynı şeyi düşünüyordum. Şu, bu da çok güzel bir oyun. Bunda yıldız bulmamız lazım. Yıldızları 5 yıldız bulur da içinde güzel ikramiye alırsak. Yıldızlar arasında seçim yapılıyor. Evet. 5 tane yıldız bulacağız. Farklı miktarlarda rakamlar yazıyor. Boyunun verme oranları da çok güzel. Ben şeyi sevmiyorum mesela. 3 hatlı, 3 line falan mı? Yani çanların gelme ihtimali az gibi gözüküyor ama bunda da yıldızı koymuşlar. Cazip hale getirmişler. Hadi be. Şimdi göstermeye başladı artık. Bugün kaybetmek yok vallahi. Sizin adınıza devam ediyoruz. Zaten herkes adına kazanmıştık. Son yani yazdığım kişilerdensiniz. Yani illaki bir çan alana kadar devam edeceğiz. Hatta ne yapalım biliyor musun ya Murat Bey? Buyurun. Ne yapalım? Oyunu değiştirelim. Şimdi hayır. Oyunu değiştirmeyelim de. Çünkü burada aramızda Fatma Hanım şanssız olduğunu söylüyordu. Ay, yıldız geldi. Fatma Hanım kaçıncı sırada? Oradaki yazıda. Üçüncü. Üçüncü. O zaman üçüncüyü seçelim Fatma'nın Seçelim. adına. Hadi Fatma. Şuradan. Tamam. Bir en küçüğünü oldu. Şanssızmış gerçekten. Neyse. Ne yapacağız tamam mı? Hiç yoktan iyidir. Şey, beti yükselteceğiz. Tamam. Şimdi şundan da çıkalım. 1500 binler. En baştakine geçelim o zaman. Evet, şuna geçelim. Şuna geçelim. Ben alalım. Evet. Ve son başınızı bugün kimseye kaybettirmememiz lazım. Kesinlikle 5000'de bir bugün tane. kazanması lazım. Çünkü hepsi kazandı. Son turda Berkant Beyler, Çınarcık Liman, Fatma
İstanbul, Cansu, Tuna ve Rıdvan Antep. Size bir şekilde kazandırmamız lazım ama içim el vermiyor işte. Burada herkesin kazanıp mutlu ayrılmasını isteriz. Şimdi bak öyle dedik ya, şimdi yorum yapanlar bile olacak. Herkes kaybederse sizin maaşınızı kim verecek? Değil ya. Olay öyle İnsan olmuyor. Öyle değil işte. Herkesin mutlu gitmesini istiyorsunuz. Böyle tanıdık bildik insanlarla sohbet ettiğin insanlar kaybetmesini gerçekten insan istemiyor. Sonuçta belirli bir yüzdesi var zaten makinenin. Bırakıyor. Kimseyi yıpratmayacak kadar, herkesi eğlendirecek, mutlu edecek kadar olsun. Yeter yani. Tabii hayatın ve kazanan, evet, kazananlar da güzel ikramiyeler alırsa çok daha güzel olur. Evet, bunu da değiştiriyoruz. Üstü mü demiştiniz? Evet, evet, üste geçtik. İlk başı ben yapayım. Tabii, tabii. Gerisi sende. Lütfen. Sesini de o kadar güzel yapmışlar ki tok diye insana gerçek heyecan yaratıyor ya. Değil mi? Kalbinde var, bası o, bası gümbürtü hissettiriyor zaten. Evet. Yok, bu son ekip hazır mıydı? Evet, bunlar hazır ama diğerlerinin kazandığını bunlar bu beşli tüketti. Şunu değiştirelim. Bir daha kurtlara girelim. Kurtlardan onlara toparlayacağız. Evet. Buyurun buyurun. Bazen zorlayınca da inatlaşmamak gerekiyor. Çanları dörtte bıraktı, başa da büyük bir şey koymadı ki şey yapalım yani. Teselli gibi oldu. Olacak, olacak şimdi. Adamları beş desek, 1,5 milyon da biz alalım. Bizim Engin Bey'den değil mi eksik yani? O kurt adam oldu zaten. Yani. Vallahi kazansınlar diye ama şu anda kazansınlar diye bizimkiler terlemeye başladım. Ben de genel tüketici oldu. Bence sonlarda belki bir şey yapar. Bak. Evet, çok güzel de çok güzel, çok güzel de ya, şuraya bak ya. Şuraya bak ya. Evet. Ya yani en azından Fatma'nın şanslı olduğunu iddia eden. Fatma şanssız. kaç paramız vardı bizim orada? 650'ydi. Öyle evet, bir şeydi ama 600. Buraya bak, hepsi kazanmıştı ama ilk defa bu yani ekranda çok büyük ikramiye aldık. O da sizin sayenizde evet oldu. Yani şanssız değilmişsiniz, size söyleyeyim. Gayet şanslılar. Berkant Bedir, Çınarcık Limanı'ndaki arkadaşlar, İstanbul'dan Fatma Hanım, Cansu Tuna ve Rıdvan Antep'le vallahi şanslı beşli diyoruz. İlk o kadar kasıtlı ki. Evet, kendileri şanssız hissedecekler evet, diye. Allah'tan onları da Allah'tan kurtardık. Allah'tan onları da kurtardık. Bütün tamam. Hepsi çok şanslı demiş. Evet. Ne yapacağız biliyor musun? Bunu yayını burada kapatıyoruz. 500 bini kendimiz için oynayacağız şimdi. Burayı kapatayım. Bir de kendimiz için oynayalım bakalım bizim durum nedir? Biz de şanslı mıyız? Evet, aynen öyle.